Hemen şöyle hızlıca tekrar bir göz atıyorum. Anadolu Sigorta varmış İsmail Bey. Daha önce yayınlarda da konuşmuşuz. Çok konuştuk. Çok Evet. O konuştuk. yüzden onu da ben sordum. Hadi bakalım. Evet. Burada da Anadolu Sigorta tarafında da bir tren çalışması yapacağım. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Orada da yani bu şu gibi doğru tren çalışmasını yaparsanız arkadaşlar şifreyi çözüyorsunuz. Yani bu hissenin bir sonraki hamlesinin ne tarafa doğru gideceğini çok rahatlıkla keşfedebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tarihe geçecek bir yayın oluyor. Yani bunu bilerek yapabilir misiniz arkadaşlar? Kaç kişi yapabilir bunu? Ama piyasa yapıyor bunu. Alıcı, satıcı dengesi. Bakın alttaki çizdiğimiz tren ve üstteki doğal oluşmuş trend. Bakın ne kadar uyumlu alt ve üst. Yani bu şu demek, biz burada şunu da yapabiliriz. Şu regresyon kanalı mükemmel çalışıyor. Bunu da teyit edebiliyoruz. Bakın 2022 yılında üst orta banda çarpıyor. Sonra tekrar alt banda geliyor. Sonra tekrar üst banda, orta banda denk geliyor. Sonra en üst bandı test ediyor. Ve biz neredeyse bir yıldır orta ve üst band içinde zigzag çizerek yükseliyor bu hisse senedi. Şimdi de burada mesela üst band kırılırsa başka bir boyuta geçer. 136 seviyesi. Aşağı yönde de zaten 97'nin altına hatta 95 fiyat seviyesinin altına hiçbir şekilde sarkmaması gerekiyor. Her ne koşulda olursa olsun. İşte tek sıkıntı sigortalarda bilançolar biraz daha karmaşık olabilir. Yani geçen yılki bilançoları göremeyebiliriz. Ama tabii burada en azından bu orta band, yani şimdi bunu arkadaşlarımız, yatırımcılarımız bu grafiği ben olsam çıktısını alırım. Önüme koyarım bu hisseyle uğraşıyorsam. Ve bu kanala ne şekilde gidiyor? Yani uyuyor. Onu gözlemlerim. Zaten orta band kırılıyorsa yani daha fazla yaklaşmayın demektir. Ama üst band, en üstteki trend kırılıyorsa burada uptrend başlıyor demektir. Daha çok daha güçlü bir şey. Bizim öngöremediğimiz, yani bilmediğimiz bir şey oluyor anlamına geliyordur. Çok özel bir durum olur. Bu ihtimal şu an için biraz zayıf gibi görünüyor. Şu an bu iki üst bandın arasında sıkışma devam edecek diye ben yorumlarım. Yani çok heyecan verecek bir tablo yok şu an için.